Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 31 Ocak Pazartesi. Bursa yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet, geldik nihayetinde 1. ayın son gününe. Yani yeni yıldan 1 ayı götürdük. 11 ay kaldı arkadaşlar. Yani zamanın ne kadar hızlı gittiğini görüyoruz. Maalesef hızlı bir şekilde gidiyor. Yakalayan varsa haber versin. Arkadaşlar bazen konuşuyorum, böyle ufak tefek muhabbetler ediyorum. Yani en azından sizlere gerçekten bir aile olarak gördüğüm için konuşuyorum. Yani kızmaca darılmaca olmasın, yarışlar ne zaman falan gibi sorular soruyorsunuz da. Ya ileri atlayabilirsiniz, bunun zor bir tarafı yok. Yani illa bunu baştan sona kadar izleyin de demiyorum. Ama en azından aramızda bir muhabbet olsun söylüyorum. Arada sana bir canlı yayın yapmayı düşünüyorum ama canlı yayınlar değişmiş, bir sürü program yüklemek gerekiyor. Bilgisayarda yemiyor şuralar. Yerse bakalım, bana olmadı bir telefonla yapabilirim. Yani en azından muhabbet havası açısından diyorum arkadaşlar. Yani şimdi benim yorumlarda yaparken muhabbetimi pek istemeyen arkadaşlarımız oluyor. Yani en azından canlı yayındayken bir muhabbet edebiliriz diye umut ediyorum. Fırsat bulursam, eğer gerçekten yapabilirsem yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Tabii bugün tek bir yarış günümüz var. 108 safkanın yer almış olduğu bir 9 koşulu bir program var Bursa'da. Yani oldukça kalabalık, bayağı bir kalabalık bir yarış programı bizi bekliyor. Hem çift altılı oluşu da bugün ayrı bir heyecan katacak. Tabii arkadaşlar bence yani bütün yarışları oynamanıza gerek yok gerçekten. Yarış seçin, eğer ben bunu yakalayabilirim derseniz en azından şansınızı deneyeyim ama bütün yarışlarda hani kusura bakmayın can dayanmaz yani bunları oynamaya. Şuraya bakıyorsunuz Şanlıurfa var akşam. Ondan öncesinde bir Afrika'da yarış var. Şili'de var. Amerika'nın Maunik Valley kentinde var. Yani yarış çok. Yarış çok da tabii eğer bugün hiç hoşunuza gitmiyorsa yani bugün es geçin. En azından kendinize, ailenize vakit ayırın arkadaşlar. Hani bunlara gerçekten para yetiştirmek valla mesele. Zaten görüyorsunuz ekonomik şartlar bayağı zorlaştı. Yani bir gündem şu anda bir elektrik konusu oldu. Yani şaka bir ara gerçekten yani insanların mutfağına kadar her şeye kadar etkiliyor bu olaylar. Yapacak bir şey yok. Şu anda aslında yapacak çok şeyler var da. Neyse. Ben fazla sözü uzatmayayım. Yarış programına geçiş yapacağım arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileğimizi sunalım. Tabi bu arada akşamki Manic Valley Amerika yarışı da üyelere özel olarak hazırlanacak. Bunu da bildireyim arkadaşlar. Birinci koşu saat 13.30'da başlıyor. Handikap 15, 4 ve yukarı. Arapların 1400 metrelik kum yarışında 12 safkanın yer almış olduğu bu koşu. Birinci altılı Ganyan ayağımızın da başlangıç ayağı. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileğimizi sunalım. Evet, hemen yarış programına geçelim arkadaşlar. Ben önceliği 5 nolu Atçı Yılmaz. Evet, adımız üzerine Atçı Yılmaz zaten çoğu yerde konuşuyorlar. Adımıza da bir at yapılmış, isim koyulmuş. Güzel bir safkan, bir Bersoni temsilcisi, anne kanatında bir bozdağ gibi yani kalite bir orijine sahip. Çetin Can Bolat'la start atacak o safkan. En nihayetinde son yarışındaki ikinciliği gayet tatminkar olup burada da bende de ilk şanslı isim olarak çıkıyor. Altınoğlu Buz Kralı, bu Şamil Bey temsilcisi Kürşat Yılmaz'la start alıyor. Yine aynı şekilde bu safkanda bir önce bakın totosuna bakın 6-6-2 ve sonra da bu yıl 5-5-2 gidiyor. Ama biraz sık koşmaya başladılar bunlar. Bence hiç safkanları da etkiliyor. Ama her şeye rağmen Altınoğlu Buz Kralı'nda bu güzel tayı da bence yazmakta fayda var. 9-10'lu Daraba ve Özgün Ant temsilcisi Furkan Himle 51 kilo gibi uygun sikletle start alacak olan bu safkanda nihayetinde son yarışındaki üçüncülüğü gayet tatminkar ve 7-0'lu Şanslı Kafkas. Bu Kafkas Şah temsilcisi Berkan Çılgın'a yine son yarışındaki üçüncülüğüyle yine şans verdiğim bir diğer isim. 5-6-9-7 biraz bir tık da olsa ön plana çıkıyor ama bu 12 nolu Hanım Sultan, bu Atom Karınca'nın güzel temsilcisi Mahmut Bağla dikkat etmekte fayda var. Son yarışındaki dördüncülük gayet tatminkar. Meteorolojiye baktığım kadarıyla çoğu yerlerde yağış var. Eğer Bursa'da yarın yağış varsa bu safkan çok çok farklı ve çok çok iyi koşar. Bunun da bilgisini vereyim arkadaşlar. 12 nolu Hanım Sultan için söylüyorum. Hem böyle uygun kilo bulmuş, şuralarda iyi duruma gelen bu kısrak kesinlikle ihmal edilmez. Bir de 4 nolu Aper, yine çamur pisti sever. Bu safkan da tam kazanacak dediğimiz yerde tabeli dışı kalmasına rağmen bu yarışta bence yine etkili koşmasını bekliyorum. Onur Yıldız da bence ihmal etmeyelim. Bu safkanı da göz ardı etmeyelim arkadaşlar. Ama 5-6-9-7 bir tık da o son planda ama 12-4'ü de bence yanlarına ilave edebiliriz.
Evet, günün ikinci koşusu Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 1300 metrelik kum yarışına geldiğimizde 12 safkanın yine yer almış olduğu bu güzel koşuda tabi Araplardan sonra İngilizlerde de bir baş hükümdar çıktı. Gerçi sahipleri aynıydı. Yine Cem Kartallara ait bir safkandı. Bu bir nolu baş hükümdar, bu King Kalk temsilcisi son koşmuş olduğu yarışta, daha doğrusu tek koşmuş olduğu yarıştaki ikinciliği gayet tatminkar. Bugün artan kondisyon ve nefesiyle de bence bugünün en şanslı isimleri halinde. Ama tabi ciddi, çok ciddi rakipleri var. Bunlardan birisi öncelikli olarak 7 numaralı Füzyon ve agresif o temsilcisi Onur Öztürk ile start alacak ama safkan yine aynı gün başka bir koşuda bir, güzel bir üçüncülük yaptı bu safkanda. Derece olarak da iyi çıkınca ben de şanssızlar arasına çıktı. Tabi bir de bunların yanına bir Lineart temsilcisi olan 5 numaralı King Uraz. Bu Nevzat Avcı ile start alacak olan bu safkanda yine tek koşmuş olduğu yarıştaki güzel üçüncülüğüyle burada da şanslı gördüğüm diğer isim olacak. 1-7-5 benim bu koşudaki sıralama arkadaşlar. Günün üçüncü koşusuna geldik. 7'li plase üçlü Ganyan ayağımızın da açılış ayağı olan bir şartlı 3 yaşlı İngilizlerin 1800 metrelik kum yarışında 1 ve 3'ün ekül olduğu 8 safkanın yer almış olduğu bu güzel koşuda tabii kalitesine yakışır koşmuş olduğu gruplara göre ve son yarışında zaten kazanan bir nolun Cafer Bey'in bu Amerikalı temsilcisi Halil Altın'la start alacak ve ekül avantajına sahip. Ekülüsü de çok formda. Zaten bu sınıfın, bu grubun atının olduğunu pek düşünmüyorum. O yüzden ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Bir nolun Cafer Bey'i Halil Altın ile arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şurada zalının altında jockey Kadir Tokaçoğlu gördüm de en azından aklıma gelmişken de söyleyeyim. Kusura bakmayın yorum içindeki bir muhabbet oluyor. Arkadaşlar Kadir Tokaçoğlu uzun zamandan beri bir jockey. Sevdiğim bir jockey'dir ama karakterini hiç sevmem. Neden diyeceksiniz karakterini hiç sevmem? Çünkü hep art niyet, hep art niyet, hep art niyet. Yani yarışlarında nizami olarak bir yarış yaptığını çok nadir görmüşümdür. Yani genelde ya yandakine faul yapar, ya öndekine faul yapar, ya bir şekilde faul yapar. Yani bazen öyle bir fauller yapıyor ki, hatta İzmir'de sahada bile gördüm. Yani neredeyse ayaklar takılacak yani atlar devrilecek. Hem atların can sağlığı gidecek hem kendileri yani sağlık olarak gidecekler. Bunu düşünemeyecek yaşta da değil. Adam bayağı yani olgun başlı yani çocuk da değil. Koca adam çocuk sahibi. Yani şimdi kusura bakmayın böyle bir konuşmalar yapıyorum. Yani böyle bu adamın TJK'nın bir kere ben TJK yerine olmuş olsam bu Kadir Tokaçoğlu'nun lisansını yırtarım. Yani ister ağır konuşayım ister şey konuşayım yırtarım. Neden? Çünkü hem kendi can sağlığını hem etrafındakilerin can sağlığını tehlikeye atan birisi ve yarış severi her zaman için kaybettirmeye mahkum eden bir kişi olarak görüyorum. En basit örneğini söyleyeyim. Bu İzmir koşusunda birinci koşuda 8-10 safkan ben bank olarak verdim ama hani bu banko verdim gelmediği anlamında konuşma değil. Yarışı izleyen varsa sesi 800'lerden sonra hani artık gitti bu 8'in dışına bir çıktı. Sürekli orada başladı şarj yapmaya. Sürekli şarj, şarj, şarj. Hani at dışarı çıkmaya çalışacak. Bırakmıyor. Ya orada takılsanız düşseniz ne olacak? Hem siz sakatlanacaksınız. Arkadan belki size takılıp düşen hatta belki ölümlere neden olacak bir olaylar da olmaz mı yani? Yani bunu Kadir Tokaçoğlu kaç yaşında adamsın sen ya? Yani bunu bırak abi bırak. Eğer gücün yetiyorsa geç kazan birinci ol. Ama ne gerek var fauller yapıyorsun? Tutturmuş orada 8'in favori olduğunu biliyor. Rakip olarak gördü herhalde. Ben burada 8'i içeride hapsedersem yarışı kazanım hesabına gitti. Yani öndeki atı da serbest bıraktı zaten. Öndeki at kendi haline gitti zaten. Ondan sonra ne zaman son 200 lira geldi. Başladı ataklara geldi ikinci oldu. İşte 8'i geçti. Yani bravo tebrik ederim 8'i geçti. 8 dışarı çıkmış olsaydı birinciliğinin en güçlü adayı olacaktı. Yani belki yarış kaybedebilirdi ama en azından fotoğrafa kadar mücadele ederdi. Bunu da belirteyim. Ama bu kadar ayıp bir şey olmaz. Millet burada cebinden 3 kuruş, 5 kuruş ne varsa yiyeceğini, ekmeğini veriyor. Yani bu adam hala akıllanmış değil. Yine biniyor, yine şey yapıyor. Yani ben TJK'nın yerine olsam bu adama her seferinde bir cezayı keserim. Bu adam yurt dışında olmuş olsa da bir örnek vereyim size. Amerika'da olmuş olsa ya bunun lisansı çoktan yırtılırdı. Yani bırakın yırtılmasını, hipodromun içine sokmazlar bu adamı. Yani o kadar net konuşuyor. Ya ayıp biraz, kaç yaşında adamsın. Biraz kendine çeki düzen versene ya. Orada bir sürü insanlar oyun oynuyor. Cebinden, evinden, ekmeğinden kesip oynayanlar var. Ha diyeceksin ki oynamasın mı diyeceksin. Öyle bir zamana gelmişiz ki herkes bir umut dünyasında bir şeylerin peşinde koşturuyor mecburen. Ya tabii kaybedenler çok, kazananlar var. Ya bu ayakları bırakın ya.
kaç yaşında adam olmuş hala Kadir Tokaçoğlu gibi adam. Ya sen kendini ispatlamışsın artık. Jokeyliğini ispatla. Ya gerek var mı faul yapmaya? Birisine gözüne köstürüyorsun, o atı yok etmeye çalışıyorsun. Ne oldu? Madalya mı verdi sana? Yani yazıklar olsun. Yani ben gerçekten böyle bir adamı ben defalarca görüyorum. Yani bir gün inşallah hipodromda denk geliriz de ben bunun güzel bir konuşma yaparım ona. Ya ister beni alsınlar, ister almasınlar. Ben zaten içimde neyse, hak neyse ben onu konuşurum. Ben hiç şeyine arkasında değilim. Ama ayıp bir şey. Yani hep en sonunda kendi ölümüne neden olacak, başkasının ölümüne neden olacak. Yani bir sürü cana mal olacak. Öyle hareketler her zaman olmaz. Bir kere daha yaparsın, o hata telafisi olmayan bir hata olur. Ya o zaman neyin hesabını yapacaksın? Merak ediyorum. Ya en basitini söyleyeyim size. Yalçın Akarş nasıl sakatlandı ya? Hiç dikkat ettiniz mi? Bir sıkıştırdılar. 5 at mı ne? 5 at mı? 6 at mı ne koşuyordu ya? Bu sarraf şeylerin yanında. Sarraf mıydı? O atın mıydı? Arap atıydı hem de ya. Ya bir sıkıştırdılar bariyer çocuğa. Çocuk orada kımıldayamadı. Onlar birbirine faul yapıyor. Ahmet Çelik, Selim Kaya birbirlerine fauller yapmaya başladılar. İçeri dışa bir soktular. Adam atın altında kaldı. Al ne oldu? Hayatı gitti. İyi bir şey mi yani? Madalya mı alacaksınız? Onlar sana telafi etmeye çalışıyorlar. Bilmem ne ama. Geçti abi, geçti. O adamın içinden gelmiyor mu? Şimdi birisi bir şey yaparken olanı yapmak için. Ya işte bir adamın, insanın hayatını yok ettiler gittiler ya. Yazık. Yani at yarışı tamam belli bir yere kadar ama ya bu kadar hırs yapmayın ya. Allah Allah. Kusura bakmayın arkadaşlar. Aklıma gelmişken çünkü konuştum. Bunu normalde ben yani başka zaman konuşma yapardım ama gerçekten iyice doldum. Hele bugün ben defalarca hissettim. Ya şok oldum ya. Ne yapıyor bu adam dedim ya. Neyse arkadaşlar artık yapacak bir şey yok. Böyle adam bir gün Allah cezasını verir, merak etmesin. Yani böyle her zaman yarışseveri de mağdur duruma sokuyor. Etrafındakileri de. Gelelim bu dördüncü koşuya. İkinci altılı Ganyan'ın ilk ayağına. Handikap 14. 4 yaşlı Arapların 1400 metrelik kum yarışına. Ama en büyük kabahati ben TJK'ya buluyorum. Abicim gözlem altına alacaksın. Vereceğin cezayı keseceksin ya. 3 ay 5 ay apranti yapacaksın. Lisansı alacaksın. Apranti okuluna göndereceğiz. Bir daha mı yaptı? Yırtacaksın atacaksın abi. Bitti ya. Uğraşmayacaksın. Ondan sonra bak bakayım bir daha başkası yapıyor mu? Arkadaşlar bu dördüncü koşuda benim ikinci altı yani ilk ayağımda 8-10 ıslık çalan bu Kazberk temsilcisi Onur Yıldız'da benim ilk şans verdiğim isim. 4-10'lu Kibartay, ekür avantajına sahip Çetin Canbolat'la start alacak olan Safkan'da son iki yarışında güzel iki tane ikinci de bir de ekür avantajına sahip. 5-10'lu Oğlum Yaman bu Yakup Bey temsilcisi Ali Can İnci de start alıyor ve yine güzel bir form yakaladı. 2-10'lu Fıstık Can bu turbo temsilcisi Nevzat Avcı ile yine bugünün iddialı ve şanslı arasında ve 1-10'lu Can Ömer'in bu Haberkan temsilcisi de Tolga Yıldız'la yine önlerde şans verdiğim diğer isim olacak. 8-4-5-2-1 benim bu koşudaki sıralama. Günün 5. koşusuna geldik. Handikap 15, 4 ve yukarı İngilizlerin 2000 metrelik kum yarışına. Evet 14 safkanın yer almış olduğu bu koşuda 8 ve 12 nolu safkanların ekür olduğu koşunu ben önceliği 5 nolu Master Wizard'a vereceğim. Weiner Wazard temsilcisi Nevzat Avcı ile bu aralar güzel bir form yakalamaya başlayan bu isim bence de bugün kazanıra girdi. Daha sonra 11 nolu Baba Sadık bu Wind River'in temsilcisi Onur Atmacar'a start alacak olan bu safkan yine güzel bir formuyla şanslılar arasında. 6 nolu Minigun bu Trivales temsilcisi Tolga Yıldız'da son yarışı kazanan bu isim güzel formuyla. Bir de 7 nolu San Sebastian bu Karabeyhan'ın güzel temsilcisi Gökhan Yıldız'da bugün beyaz bayrak ayna yapmaya çalışacak. Son sıfırını hiç ölçü almayan bugün kendini çok uygun grupta start alıyor. Onu da belirteyim. 5-11-6-7 bu 4 safkan biraz daha ön planda ama çok genellemeye bakarsak çok zor bir koşu. Eğer bu dörtlünün dışında at yazmak isteyenlere öncelikli olarak 2 nolu Wild King'i unutmayalım. Bu King David temsilcisi Muharrem Ok'la 3 nolu Vedado Mahmut Uran'la start alacak olan bu Victor Galop temsilcisi yine son güzel ikinciyle sahip. 14 nolu Dragon Heart bir Invisible Sun temsilcisi Onur Yıldız'la bomboş kilosuyla son güzel ikinciliğiyle ve 9 nolu Bartu Efe ve Buenos Aires temsilcisi Selim İpek'le start alacak olan bu safkanda yakalamış olduğu güzel formülüne şans verdiğim bir diğer isim olacak. Ama önce 5-11-6-7 daha sonra 2-3-14-9 benim buradaki sıralara. Günün 6. koşusu kısa vade 6-4 yaşlı Arapların 1200 metrelik kum yarışı. 1 ve 3 nolu safkaların ekür olduğu bu koşuda yine önemli safkanların yer aldığı bir koşu.
Ben burada ekür avantajıyla start alacak olan bir nolu Toraman Kaya. Bu Kaya Yürürlük'ün temsilcisi Sinan Özen'le start alıyor. Ve kum pistteki başarılarıyla bence bu yarışı da kazanması en normal sonuç olur. Benim bugünkü banko limanım olacak bir nolu Toraman Kaya. Sinan Özen'le hem ekür avantajıyla arkadaşlar. Geldik günün 7. koşusuna. Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 1300 metrelik kum yarışına. Burada da 11 safkanın yer almış olduğu koşuda ben önceliği bir nolu Six Life'a vereceğim. Bu Scarface temsilcisine. Malum adam Tokaçoğlu ile daha sonra 11 nolu White and Sea bir hakim temsilcisi Mahsun Demirbaş'la start alan safkanda son yarışındaki ikinciliği gayet tatminkar ve bugünün şanslıları arasında bir de 2 nolu Durhan Ağam bu papaklayan temsilcisi de Nevzat Avcı ile vermiş olduğu aradan sonra oldukça güzel hazırlıklarla bir yarışa katılacak olan bu safkanda bence kesinlikle kuponlarda yazılması gerekir. 1-11-2 öncelikli olarak şans verdiğim isim ama 5 nolu Warrior Justin. Justin of Hammer'ın güzel temsilcisi Furkan Him ile bir de 6 nolu Xanadu bir triple bonus temsilcisi de Mahmut Turan'la da bu yarışta farklı ve iyi koşmasını beklediğim bir diğer isimler olur arkadaşlar. Günün 8. koşusuna geldik. Bir satış koşusu var. 4 ve yukarı Arapların 1400 metrelik kum yarışında. Yine kalabalık 14 safkanın yer almış olduğu koşuda 6 ve 10 nolu safkanların ekür olduğu bu koşu. Bakalım fiyatlar kaç paramış. 150'den başlayalım. 53 bin lira kadar üstü. En yukarıdaki kaç paramış? 80 lira. Neyse arkadaşlar burada benim sıralama öncelikli olarak mesafelerde iyi koşan ve bu aralar güzel bir form yakalayan 14 nolu Yücelir. 10 yaşındaki 6A temsilcisi Muhammed Birbilgin ile çok uygun kilosuyla ilk şans verdiğim isim 12 nolu Fırat'ın Öfkesi. Bu yine 9 yaşında bir safkan Tamerun'un temsilcisi Sercan Tırpan ile start alıyor. Yine güzel formuyla son yarışında kazanan bu isim. Yine şanslılar arasında 13 nolu Özbilgin yine 9 yaşında bir safkan Bilgin temsilcisi. Nevzat Avcı ile start alıp safkanda yine grubun uygunluğuyla 3 nolu çok yakın bu safkanda bir Sava Bey temsilcisi Mahmut Turan'la start alacak olan bu isim de yine bu aralar güzel bir form yakaladı ve bugün de şanslılar arasında gördüğüm isimler arasında bir de 9 nolu Kuman Ova bu Sarraf temsilcisi de Furkan Himli en azından bugünün iyi koşmasını beklediğim bir diğer isim arkadaşlar. 14, 12, 13, 3, 9 benim bu koşudaki sıralama. Evet, günün son koşusuna geldik. Şartlı 3, 4 ve yukarı İngilizlerin 1300 metrelik kum yarışına. Evet, burada da kalabalık mı? Kalabalık. 18 safkan var. 9, 10, 17, 18, 10 safkanlar. Ekür arkadaşlar. Bu arada Kemal Sonal'ın filmi oynuyor. camdan kızarmış tavuktan ekmeği mi aldırıyor? Bakalım şimdi para isteyecekler herhalde. Yani bunu defalarca seyretsem bile inan insanlar bıkmaz. Ben de bıkmıyorum çünkü severek seyredeyim. En azından efekti olmayan filmler. Arkadaşlar bu son koşuda ben 7 nolu maratoncu bu Lineart temsilcisi Gökhan Gökçeli start alacak olan bu safkan vermiş olduğu 119 günlük bir araya rağmen oldukça düzenli çalışmalarıyla ve dereceli işleriyle bu yarışa katılıyor. Zaten son yarışta bir kısa vadede bir yarış kazanmıştı. Ben vermiş olduğu araya rağmen güzel çalışmaları ve dereceli işleriyle ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Güzel bir dinçlik yarışı çıkarmasını bekliyorum. O yüzden 7 nolu maratoncu son ayakta benim banko limanlarından birisi daha olacak arkadaşlar. Yani 7 nolu maratoncu Gökhan Göçer'e ikinci banko adayım arkadaşlar. Bugünkü şablonumuzu hemen gösterelim. Birinci koşu 5, 6, 9, 7 daha sonra 12 ve 4. İkinci koşu 1, 7, 5. Üçüncü koşu 1 tek. Dördüncü koşu 8, 4, 5, 2, 1. Beşinci koşu 5, 11, 6, 7. Daha sonra 2, 3, 14, 9. Altıncı koşu 1 tek. Yedinci koşu 1, 11, 2. Daha sonra 5 ve 6. Sekizinci koşu 14, 12, 13, 3, 9. Son ayakta da 7 nolu safkan tek. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.